Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Diş üreme sistemi ile ilgili soru çözümü yapacağız. Ben üreme sisteminde diş üreme ile erkek üreme sistemini ayırdım. Ayrı ayrı soru çözümü yapacağım. Şöyle ilk sorumuzdan başlayalım. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi diş üreme sistemine ait değildir? Neydi diş üreme sisteminde bulunanlar? Yumurtalıklar yani ovaryum, yumurta kanalı yani fallopi tüpü, uterus yani rahim, serviks ve vajina vardı arkadaşlar. Burada olmayan hangisidir? Skrotum. Skrotum erkek üreme sisteminde testislerin içinde bulunduğu kesedir. Gelelim ikinci sorumuza. Diyor ki diş üreme sisteminin bölümlerinden olan yumurtalıklarla ilgili. Yumurtalıkları hatırlayalım. Sağ ve solda iki tane bulunuyordu. Hangileri doğrudur? Östrojen ve progesteron üretir. Doğru arkadaşlar. Gamet üretir. Evet, gamet dediğimiz yumurta hücresi yani üreme hücresi üretir. Doğru. Kadınlarda sürekli yumurta üretir. Bakın sürekli değil. Ne zamana kadar? 45-55 yaşına kadar üretiyordu. Dolayısıyla bu yanlıştır. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2 olacak. Geçelim 3. sorumuza. Diyor ki insanda yumurta üretimiyle ilgili yani oogenezle ilgili soru soruyor bize. Hangileri yanlıştır? Kadınlarda yumurta üretimi ovaryumda gerçekleşir. Doğrudur arkadaşlar. Üretilen yumurtaların hepsi kullanılır. Bakın 300-500 kadar yumurta üretiliyor. Eğer hepsi kullanılsaydı ne olacaktı? 300-500 tane çocuğumuz olacaktı belki de. Dolayısıyla hepsi kullanılmaz. Bu yanlıştır. Yumurtalar olgunlaşıncaya kadar folikül keselerinin içinde bulunur. Doğrudur arkadaşlar. Olgunlaştıktan sonra keseyi yırtıp çıkıyorlardı. Cevabımız 1 ve 3 olur. Yanlış olanı soruyor pardon. Yanlış olan hangisi? Yalnız 2'dir. Yanlış olanı sorduğu için cevap yalnız 2 olur. Gelelim 4. sorumuza. Diyor ki menstrual döngüde aşağıda verilen hormonlardan hangisinin görevi yoktur? Bakın FSH'ın etkisi var. LH var. Progesteron ve östrojen var ama TSH yok. TSH neydi? Tiroid uyarıcı hormon. Tiroid uyarıcı hormon. Dolayısıyla üreme sistemiyle hiçbir ilgisi yoktur. Cevabımız B şıkkı olur. Geçelim 5. soruya. 5. soruda oogenezle ilgili bir soru sormuş. Diyor ki kadınlarda yumurta üretimi sırasında gerçekleşen meiyoz şöyledir. Bölünmede gerçekleşen KLM olaylarıyla ilgili hangileri doğrudur diye sormuş. Arkadaşlar K nedir? K interfaz veya mitoz bölünme diyebiliriz. İnterfaz diyelim isterseniz veya mitoz da diyebiliriz. L nedir? Bakın ikiye bölünmüş. Meiyoz 1'dir değil mi? Meiyoz 1'dir. M nedir? Meiyoz 2'dir. Meiyoz 2. Evet şimdi okuyoruz. K diyor ergenlikte gerçekleşir. Evet interfaz olayı ergenlikte gerçekleşiyor. Profaz 1'de duruyordu. Pardon arkadaşlar yanlış söyledim. Ergenlikte değil ne zaman? Embriyonik dönemde. Embriyonik dönemde gerçekleşir. Bu yanlıştır. L'de oluşan hücrelerin kromozom sayıları aynıdır. Şimdi L meiyoz 1. Meiyoz 1'de ne oluyor? Kromozom sayısı yarıya düşüyor. Dolayısıyla bu da yanlıştır. M'de oluşan hücrelerden sadece biri döllenebilir. Evet, olgun yumurta döllenirken diğerleri ne olacak? Besin yetersizliğinden ölecekler. O yüzden 3 doğrudur. Bize doğru olanı soruyor. Cevabımız ne olur? Yalnız 3 olur. Geçelim 6. soruya. Diyor ki insanda kadınlarda bulunan yumurta kanalı ve bu kanalda bulunabilen yumurtanın hareketiyle ilgili hangisi yanlıştır? Yumurtanın hareketini ne sağlıyordu? Siller sağlıyordu orada bulunan. Diyor ki ovaryumla uterus arasında bulunur. Evet arkadaşlar bakın hemen ovaryum yani yumurtalıkla uterus yani rahim arasında bulunan kanaldır. Bu doğrudur. Yumurta kanalının ucunda bulunan kirpikli huni serbest kalan yumurtayı kanala alır. Doğrudur arkadaşlar. Kanalın içindeki siller yumurtanın veya zigotun uterusa ulaşmasını sağlıyor. Evet, siller hareket etmesini sağlıyor. Doğrudur. Döllenme yumurta kanalında gerçekleşir. Doğrudur arkadaşlar. Döllenmemiş yumurta kamçısıyla vajinaya ilerler. Arkadaşlar yumurtanın kamçısı yoktur. Yumurta siller sayesinde hareket eder. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? E şıkkı olacak. Geçelim 7. sorumuza. Diyor ki döl yatağı karın bölgesinin alt tarafında idrar kesesinin arkasında armut şeklinde kalın duvarlı ve kaslı bir yapıdır. Yani rahimden bahsediyor. Döl yatağı ile ilgili hangileri doğrudur? Embriyonun doğuma kadar geliştiği bölgedir. Doğru arkadaşlar. İç kısmı mukus salgılayan ve bol kan damarı taşıyan endometriyumla astarlanmıştır. Doğrudur.
Yumurtanın mayozla oluştuğu yerdir. Arkadaşlar, yumurtanın oluştuğu yer neresi? Yumurtalık. Yani ovaryumdur. Dolayısıyla bu yanlıştır. Cevabımız ne olur? 1 ve 2 olur. Geçelim 8. soruya. Bu soruda da diyor ki, döl yatağının iç kısmı mukus salgılayan ve bol kan damarı taşıyan endometriyum tabakasıyla astarlanmıştır. Endometriyumla ilgili hangileri doğrudur demiş. Diyor ki, menstruasyon döngüsüne bağlı olarak mitozda kalınlığı artar. Doğrudur arkadaşlar. Hani her ay hazırlanıyordu. Neden? Eğer embriyo gelip tutunursa, embriyo oluşursa diye. O yüzden bu doğru. Embriyonun ilk ayında embriyoyu besler. Doğrudur arkadaşlar. Embriyonun beslendiği, plasenta oluşuncaya kadar beslendiği yerdir. Doğrudur. Döllenmenin olmadığı durumda parçalanıp yumurtayla beraber parçalar halinde dışarı atılır. Bir miktar kanla dışarı atılıyordu. Bu da doğrudur. Cevabımız 1, 2 ve 3 olur. Yani hepsi doğrudur. Geçelim 9. sorumuza. Dişilerde menstrual döngünün evreleri verilmiştir diyor. Bu evrelerin gerçekleşme sırası. Neydi arkadaşlar? İlk önce folikül evresi vardı. O zaman birinci sırada bu. Daha sonra ovulasyon evresi vardı. O zaman ikinci sırada. Sonra korpus lutum evresi vardı. Ve en sonda menstruasyon evresi gerçekleşiyordu. Yani cevabımız 1, 4, 2 ve 3 olur. Geçelim. Sonraki sorularımız. 3 tane sorumuz kaldı. Diyor ki 10. soruda, menstruasyonun ilk evresi olan folikül evresinde gerçekleşen bazı olaylar aşağıda verilmiştir. Bu olayların gerçekleşme sırasına göre hangisi 4. sırada olur? Şimdi bakıyoruz. Hipotalamusun RF, RF dediğimiz uyarıcı faktördür. Hipofizi uyarmış. 1. sırada bu olacak değil mi arkadaşlar? 1. sırada bu olur. Hipofiz ne yapacak sonra? FSH salgılayacak. O zaman 2. sırada hipofizin FSH salgılaması. Sonra arkadaşlar, salgılanan FSH ile birlikte ne olacak? Folikül gelişecek. Bakın, bakıyorum. Folikül kılıfının kalınlaşarak içine sıvıyla dolması, gelişen folikülden östrojen salgılanması, kanda artan östrojene FSH salgılanması negatif feedback ile engellenmesi. Şimdi ilk önce östrojen salgılanması lazım. Gelişen folikül ne yapacak? Östrojen salgılayacak. O zaman 3. sırada bu. Sonra arkadaşlar, östrojen artınca negatif feedback, yani negatif geri bildirimle FSH azaltacak. 4. sırada bu olur. Sonra folikül kılıfı kalınlaşarak içi sıvıyla dolar. Sonuncu sırada da bu olur. 4. soru için cevabımız ne olur? B şıkkı olur. Geçelim 11. soruya. Bir kadında menstrual döngüde LH değişimi grafiği şekilde gösterildiği gibidir demiş. Bu değişimle ilgili hangisi söylemez? LH ne yapıyordu? Yumurtlamanın 14. günde yumurtlamanın, yani ovulasyonun gerçekleşmesini sağlıyor. Diyor ki 14. gün ovulasyon gerçekleşir. Doğru. Döllenme 14. günden önce gerçekleşmez. Arkadaşlar, bu yanlış. Gerçekleşir. Bakın, LH'ın arttığı şu evrelerde, yani bu yaklaşık 10'la 14 dedik ya, 17 gün arasında, yani şu 7 günlük bir haftalık süreçte gerçekleşebilir. O yüzden yanlış olan şık bu olacak. Gebelik 14. günden sonra gerçekleşir. Arkadaşlar, bir dakika, ben bir şey yanlış söyledim. Şu doğru olacak. Döllenme 14. günden önce gerçekleşmez. Evet, çünkü yumurta 14. günde dışarı çıktığı için spermle ancak o zaman karşılaşabilir. Bu doğru olacak. Özür dilerim, yanlış söyledim. Aklım başka bir yere gitti. Gebelik 14. günden sonra gerçekleşir. Doğrudur arkadaşlar. Hipofizden salgılanmıştır. LH hipofizden salgılanır. Doğru. 14. günden sonra FSH salgılanır. Hayır. 14. günden sonra FSH azalıyordu. Ne yapıyordu? Östrojen artıyordu. O yüzden bu yanlış olur. Cevabımız E şıkkı olur. Gelelim 12. soruya. Ovulasyon evresinde yırtılan folikül sarı renkli yağ damlacıkları taşıyan korpus luteuma, yani sarı cisme dönüşür demiş. Korpus luteumla ilgili hormon salgılar. Evet arkadaşlar, progesteron ve östrojen hormonu salgılıyordu. Bu doğrudur. Salgıladığı östrojen ve progesteronla endometriyumun kalınlaşmasını sağlar. Bu da doğrudur. Gebelikte LTH etkisiyle bozulmadan bir süre canlılığını sürdürebilir. Evet, LTH ile LH ne yapıyordu? Korpus lutumun bozulmasını engelliyordu. Bu da doğrudur. Gebelik haricinde hormon salgılamaz. Arkadaşlar, korpus lutum gebelik olmadan önce de hormon salgılıyor. Yani gebeliğin devamı için hormon salgılıyor. Dolayısıyla gebelik haricinde hormon salgılamaz demesi yanlış olur. Gebeliğin
bozulmaması için, yani öncesinde de hormon salgılıyor. O yüzden bu yanlıştır. Cevabımız 1, 2 ve 3 olur. Evet, böylece soru çözümünü bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda erkek üreme sisteminde görüşmek üzere. Hoşça kalın.